Evet, bugünkü konumuz göç. Göç nedir? İnsanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç diyoruz. Göç ikiye ayrılır. İç göç ve dış göç olmak üzere. İç göç nedir? Ülke sınırları içerisinde yapılan göçtür. Mesela Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a gitmek bir iç göçtür. Ama dış göç ise Türkiye'den Almanya'ya gitmek ise ülkeler arası ise dış göç olarak kabul edilir. İç göçler genellikle kent nüfusları artarken kırsal nüfuslar azalmaktadır. Kırsal alandan kentlere, kentlerden kentlere ve kentlerden kırsal alana doğru yapılmaktadır. Mesela kırsal alandan kırsal alana. Bir köyden başka bir köye gidebilirsin. Bu kırsal alandan kırsal alana yapılan bir göçtür. Kırsal alandan kente ise bir köyden kente gidebilirsin. Büyük şehir, küçük şehir olması fark etmez. Kentlerden kente atıyorum işte İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a gitmek kentler arası. Kentlerden kırsal alana ise kentten nereye gitmektir, köye gitmektir gibi düşünebilirsiniz. İç göçlerin en fazla görülen kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Genel olarak bu böyledir. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret bölgeleri, maden yatakları bakımından zengin olan yerler, turistik yöreler sürekli göç alan yerlerdir. 5 grupta incelenir. İşçi göçü, gönüllü göç, mübadele göçü, iltica göçü ve beyin göçü olmak üzere. Şimdi dış göçlerin sonuçlarına bir bakalım. Daha sonra tek tek onları inceleyelim. Göç gönderen ülkelerde. Mesela Türkiye sürekli göç veren bir ülke olsun. Türkiye'de ne olacaktır? İşçi gücü azalacaktır. Nüfus azalacaktır. Kadın nüfus oranı artacaktır. Ya bu sadece bir ülke olarak düşünmeyin. Her zaman göç veren yer il olabilir, ilçe olabilir, köy olabilir, ülke olabilir. Göç veren yerde her zaman kadın nüfus artıyor. Çünkü ilk önce göç eden erkekler olacaktır. İş bulma amacıyla başka yerlere göç edecektir. Bu giden erkek nüfusu ne yapacaktır? O kalan yerde kadın nüfusunu ister istemez artıracaktır. Ve döviz geliri artar diyoruz. Göç alan ülkelerde ise İş gücü artar, nüfus artar, erkek nüfus oranı artar. Az önce ne demiştik? Göç alan yerde sürekli genellikle erkekler göç eder dedik. Bu yüzden gidilen yerde, gidilen ülkede ya da gidilen şehirde ne olacaktır? Erkek nüfus oranı artacaktır ve genel olarak baktığımızda da kültürel zenginlik ne olacaktır? Artacaktır. Ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler gelişir. Yer yer kültürel, etnik, dini uyuşmazlıklar da yaşanabilir. Süreye göre bakıldığımızda sürekli göçler ve geçici göçler vardır. Sürekli göç tamamen göç etmek demektir. Ama geçici göç mesela turizm sektöründe uğraşan insanlar, tarımla hayvancılıkla uğraşan insanlar, sezonlar açıldığında genellikle bunun sezonu ne zamandır? Yazındır. Yazın iş imkanlarından dolayı göç ederler. Daha sonra kışında ne yaparlar? Kendi yerlerine dönerler. Bunu turizm sektöründe daha çok görüyoruz ama tarım hayvancılıkta daha çok yaylacılık faaliyetleri etkin olacaktır. Gönüllü ve zorunlu göçler var. Gönüllü göç kendi isteğiyle olacaktır. Zorunlu göç ise Afrika'dan köle ya da mübadele göçü gibi yani devletler zorunlu bir göçe tabi tutuluyor. Göçün nedenleri doğal, ekonomik, sosyal ve siyasi olarak ayrılır. Mesela deprem, kuraklık, volkanizma, taşkın, sel, heyelan, erozyon bunlar doğal nedenlere bağlı olan göçlerdir. İş olanakları, doğal kaynakların varlığı, ulaşım, ticaret, turizm, gelir dağılımı ekonomik nedenlerle oluşan göçlerdir. Eğitim, sağlık, gelenek, kültür, güvenlik, hızlı nüfus artışı ise sosyal nedenlerdir. Savaş, mübadele, ihtilal, etnik, dini baskı, siyasi baskı, sınırların değişimi ise siyasi nedenlerle yapılan göçlerdir. Geçmişten günümüze göç hikayelerinde sadece Orta Asya'daki göçten bahsedebiliriz. Biliyorsunuz ki kavimler göçü vardı. Bunun nedeni bariz bildiğimiz kuraklık, nüfus yoğunluğu, otlak darlığı, salgın hastalıklar ne yapmıştı? Orta Asya'dan Türkleri İster istemez batıya doğru bir Avrupa'ya doğru göçe neden olmuştu. Bunları zaten tarihten az çok biliyorsunuz. İklim değişikliği, kuraklık, toprakların verimsizleşmesi, geçim sıkıntısı, artan nüfusa toprakların yetmemesi,
göçe neden olmuştur. Yani kavimler göçüne. Geçelim. Yeni kavimler göçünün sonuçları yeni ırkların doğmasını sağladı. Daha sonra Avrupa'da da yeni siyasi yapılar oluşturdu. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Avrupa'nın etnik yapısını oluşturdu. İlk çağın sonu Orta Çağ'ın başlangıcı oldu. Avrupa'da feodalitenin kurulmasına neden oldu. Yeni dünya göçleri ise 15. yüzyılın sonuna doğru Kristof Kolomb, Magellan, Vasco da Gama gibi insanların yaptıkları seyahatlerle dünyada bilinmeyen yer kalmadı. Biliyorsunuz ki Amerika kıtasının keşfedilmesiyle bu kıtaya da Avrupa'dan göçler başlandı. Peki Amerika'ya yapılan göçlerin nedenleri? Maceraya atılmak, siyasi baskıdan kaçmak, dinsel inançları özgürce yerine getirebilmek, yeni fırsatlardan yararlanabilmek için ülkelerinden nereye gittiler? Amerika'ya göç ettiler. Buraları geçelim. Evet, geldik. Mübadele göçü nedir? Yaşar, mübadele göçü mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bizim sınırlarımız tabii ki değişti. Batı Trakya dediğimiz bölgede, şu an Doğu Trakya, Edirne falandır. Batı Trakya'da ne oldu? Kendi vatandaşlarımız kaldı. Ama Doğu Trakya'da da Rumlar kaldı biliyorsunuz. Sınırlar değişti. Bu sınırların değişmesine bağlı olarak iki ülke anlaşma yapıyor. Yunanistan ve Türkiye anlaşma yapıyor ve diyor ki işte Doğu Trakya'da kalan Rumlar ve Batı Trakya'da kalan Türkler yer değiştirilecektir. Bu iki ülkenin anlaşmasıyla olan bir nedir? Göçtür. Zorunlu göçtür. Ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği insanların yer değiştirilmesine mübadele göçü denir. Bu göçlerin en önemli özelliği isteğe bağlı değil, zorunlu olmasıdır. İnsanları göç ederken geride bıraktıkları mallara eşdeğer mallar verilecektir. Tabii ki biz bunu Lozan Barış Anlaşması ile Yunanistan'da bulunan Türkler ile Türkiye'de bulunan Rumlar karşılıklı olarak ne yapılmıştır? Yer değiştirilmiştir.